Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Önemli bir son dakika gelişmesiyle bültenimi açacağım. Arkadaşlar YouTube'un bize yapmış olduğu bir aşağılık bir tuzak var maalesef. Ee, onu söyleyeyim. Yani aşağılık bir tuzak. Bir sıkıntı oldu. Mail gönderdiler bana. Hiçbir sıkıntı yok. Merak etmeyin sorun olmaz. Şöyle böyle diye. Şimdi de ceza kestiler bize. Haberiniz olsun arkadaşlar. Sizlerden ricam özellikle şu 1-1,5 bir, bir, bir buçuk hafta boyunca olabildiğince destek olmanız. Hani ben kimseyi zorlamıyorum. Sadece bir kardeşiniz olarak yardım talebinde bulunuyorum. Nasıl yardım edebiliriz hocam? Arkadaşlar rastgele videolar açabilirsiniz. Oynatma listesi açabilirsiniz. Beğeni atabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Bakın reklam tıklama şunu bunu geçtim. Çünkü onu ne zaman söylesem diyorsunuz ki para kazanmak için yapıyor. Tam reklam da tıklamayın. Reklam da izlemeyin. Ne yapıyorsanız yapın ama Rica ediyorum arkadaşlar. Şu aşağılık kumpasa karşı bize destek olun. Hocam bunu iyi olmuş olabilir? vallahi bilmiyorum. Cevabını bekliyorum. E, Hakkımızda hayırlısı olsun. İkinci bir son dakika gelişmesi. Maalesef üzücü bir gelişme. E, ben bunu üye arkadaşlara söyleyebildim. Dün Kadir gecesiydi biliyorsunuz. Allah kabul etsin inşallah. dolu, dolu geçirmişsinizdir. Miha Zayt. Fenerbahçe'den de açıklama geldi. MK ankara Büyük maçında sakatlanan Miha Zayt'sın sol uyluk Doktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edildiğini açıkladı kulübümüz. Yani ee, bu da sıkıntılı bir sakatlık mı? Çok değil aslında. Şimdi bana gelen ve üyeler aktardığım duyum şu şekildeydi. Mia ait Başakşehir maçında yok. Muhtemelen İstanbul Spor maçında da olmayacak ama sonrasında dönüşü sağlayacak diye inşallah dediğim gibi olur. Kulübümüz diyor ki Ankara gücünün oynadığımız maçta sakatlık yaşadığı sakatlık sonrası Acı Badem Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sol uyluk adduktor kas grubunda yırtık ve kanama alanı tespit edilmiş edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır diye yaklaşık 6-7 gün içerisinde sahalara dönebilir arkadaşlar. Ee, erken teşhis diyeyim bu süreci şey yapacak ama Başakşehir ve İstanbul Spor maçlarında yok. Ha şunu da belirteyim zaten olmayacaktı. Yani son maçtaki performansının düşüklüğü aslında bu maçta sakatlandı demeyelim de o maç biraz tetikledi diyelim. Şimdi sakatlık demişken Altay bayındır. Altay'ın durumu ne? Bana bunu da çok soruyorlar. Doktor Cengiz Dinç, <laughs> Cengiz Yıldız <laughs> bu arada Cengiz abiye de selam olsun. Yazın e, Allah nasip ederse Bursa'ya geleceğim arkadaşlar. E, kısmet olursa, nasip olursa inşallah. Bursa'dan da çok çok güzel, şirin bir Otel var. Serdivan Apart Otel. Tam adı, tam şeyi belli olduğu zaman ben size görselleriyle de paylaşırım. Kanalımız takipçilerine özel de çok güzel e, fiyatlandırmaları var. Ben hani çok yerde araştırdım. Antalya'da, şurada, burada araştırdım ama yani hem fiyat olarak, yani bir öğretmen olarak bana uygun değildi. E, hani fiyat, e, ne bileyim müşteri memnuniyeti. Buranın müşteri memnuniyeti enfes. Fiyat da güzel. Detaylar belli olunca söylerim. Hatta tarihi de söyleyebilirim. Eğer tatil düşünceniz varsa belki birlikte de kalabiliriz. Bursa'yı da güzel Bursa'yı da gezmiş oluruz. Altay demişken Altay da sanırım Bursa Spor Altyapısından yetişmedi değil mi? Yanlış bir yok. İsmail Yüksek, Altay, <laughs> Serdar Aziz bir iki kişi daha var diyebiliyorum ben. Neyse. Belindeki ağrılar sonrasında ameliyat olmasına karar verildi. Başarılı bir operasyon geçirdi Altay Bayındır. Ve doktoru da bunun hakkında konuştu arkadaşlar. Eee Hani Ankara gücü maçının kadrosundan çıkarıldı. Ameliyat oldu. Hocam apar topar nasıl oldu bu? Aslında apar topar değil. Altay'ı ben savunurken bu yüzden savunuyordum. Altay ağrılarla oynuyordu aslında. Anlatabiliyor muyum? Altay ağrılarla oynuyordu. Hani birçok kişiye bunu inandıramam. Birçok kişi bana hani inanmaz açıkçası ama ağrılarla oynuyordu. Hani ben biraz da bu yüzden savunuyordum. Hocam Rossi de mi ağrılarla oynuyor. Bir tek sen savunuyorsun da. o başka şeylerle oynuyor. Eğer az daha gol ve asit yapmamayı sürdürürse benden de fırça yiyecek onu da söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe geçmiş olsun 6 ay bayındır paylaşımında bulunduğu e, takım arkadaşları yalnız bırakmadı. Gittiler e, antrenman sonrasında hastaneye gittiler destek oldular. Peki sahalara ne zaman dönecek? Doktor Cengiz Dinç diyor ki sakatlığın ve ameliyatın detaylarını bilmeden net bir yorum yapmak zor. Ancak genelde bu operasyondan bu operasyondan sonra oyuncunun çalışmalara başlaması 4 ila 6 hafta arasında değişiyor. Ben bir şey söyleyeyim mi? Eğer 4 ila 6 hafta arasında değişiyor deniliyorsa siz bunu 3 ila 5'e düşürün. Hedefi son haftalarda geri dönmek diyor. Süper Lig'de ne zaman sona ereceği henüz belli değil. Ancak Altay Bayındır'ın bu sezonu kapatma ihtimali son derece yüksek görünüyor. Yine de başarılı kalecinin hedefi ligin son haftadan da eldivenleri geri almak. Şimdi bir şey söyleyeceğim hani 4 hafta olduğunu düşünelim. 15 Nisan'ı baz alalım. 15 Nisan, 15 Mayıs gibi. Benim tahminime göre Haziran başında bitecek lig. Çünkü 34. hafta falan her şey açıklandı. Hani orada bile Mayıs ortası geçmiş oluyor. Haziran 11'e kadar bildiğim kadarıyla Şampiyonlar Ligi şeyi olduğu için lig ve kupanın bitirilmesi lazım. Yani ne olursa olsun bitirilmesi lazım. Böyle bir süreç var. Ee, onu söyleyeyim. Ama Altay Bayındır konusunda Emin olun arkadaşlar Altay çok iyi bir Fenerbahçeli. Çok iyi bir insan. Yani çok karakterli bir çocuk. Bak kardeşim olsun gerçekten babalar gibi bir çocuk. Yani o kadar yüklenmeyin ya. Tamam hatalı gol yediği zaman bu hatalıydı deyin kabul. O da diyor zaten aynısını merak etmeyin. Ama çok yüklenmeyin. Fenerbahçe'de Selahattin Maki Ahmet Ketenci PFDK'ya sevk edildi. Sebep ne? Cumhurbaşkanı. Yok Cumhurbaşkanı değil. Ne alakası var Cumhurbaşkanı Olur mu hocam? Galatasaray yönetimi çıktı. Erden Timur çıktı. Cumhurbaşkanıyla tehdit etti Fenerbahçe dedi. Ya ben bir şey söylemek istiyorum. Bakın. Sosyal medyada Fenerbahçe ile birçok sayfa var. Birçok sayfa var. Şimdi kimisi birisinin ağzından olmadık şeyi yazıyor. Kimisi başka bir şey yazıyor. Ya kulüplerin buna dikkat etmesi lazım. Hani aklı selim davranmaları lazım. Galatasaray'ın yangınını ben anlıyorum. Diyorlar ki son hafta Fenerbahçe nefs stadyumuna gelir. Niye nefs stadyumuysa? Hani Ali Sami'ye nefs mi? Neyse. Ee, oraya gelir. Bizi yener şampiyon olur. Ya güç sizin elinizde. Lobi sizin elinizde. Hakemler sizin elinizde. PFDK sizin elinizde. TFF sizin elinizde. MHK sizin elinizde. Ağlayıp zırlamayın. Her şey sizin elinizde. Zaten bu kadar şey sizin elinizde olmasaydı Son 16 17 maçta 16 galibiyeti elde edemezdiniz. Sivas'ta ofsayt hımsından sonra yüzünüz kızarır, utanırdınız. Hakemler de derdi ki bir, birkaç maç bari bunlar hak etse bile maş ma şey mağlup edelim de unutulsun derdi. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadar yüzsüzlüğe gerek yok. Biz sizin sahanızda kupa kaldırdık, siz de sahanızda. Siz bizim sahamızda kupayı Fetön'ün kumpasıyla kaldırdınız. Fetön'ün zayıflattığı Fenerbahçe'ye karşı kaldırdınız. Nizami golü vermeyen Cüneyt İç çakra yani onun katkılarıyla kaldırdınız. Bir yıl boyunca basın, medya, o, bu, şu hepsi Fenerbahçe'nin üstüne topyekun saldırarak kaldırdınız. Anlatabiliyor muyum? Hak etmediğiniz şekilde baktınız Fenerbahçe maçı kazanacak. Fenerbahçe'yi 10 kişi bırakıp kaldırdınız. Başka şekilde kaldıramazdınız zaten. Yani bu kadar etmeni arkanıza aldınız. Fenerbahçe'nin nef stadyumunda kupa kaldırması için FETÖ'nün eski gücüne ulaşması lazım. FETÖ'nün Fenerbahçe'yi desteklemesi lazım. Galatasaray'a kumpas kurulması lazım. Şu andan itibaren herkesin Galatasaray'ın aleyhine çalışması lazım. Hakemin Fenerbahçe lehine ayarlanması lazım. Açık ve net söylüyorum da mala anlatır gibi anlatıyorum. Anca anlıyorsunuz çünkü. Anca anlıyorsunuz. Fenerbahçe nefte falan kupa mupa kaldıramaz. Fenerbahçe taraftarı geçin bu hayali. Fenerbahçe nefte kupa kaldırsın Ali Koço asarlar. Asarlar. Derler ki bu düzen bu kadar hani her şey Galatasaray'ın lehineyken sen nasıl nereleri ayarladın derler. Anlatabiliyor muyum? O maçta Galatasaraylı bir futbolcu kırmızı yesin, oyundan çıksın, o futbolcuyu asarlar, sülalesini araştırırlar. Hani PUBG oynadığın oyundaki arkadaşlarına kadar araştırırlar. Anlatabiliyor muyum? Geçiniz bunları. Erden Timur çıkmış saçmalamış. Demiş ki Cumhurbaşkanı'nın adını kullanıyor şöyle böyle. Erden Timur hep saçmalıyor. Elimizde kayıtlar var. Açıklamayan namerttir ya. Ne kaydı ya? Ne kaydı? Birincisi ya devletin yetkilileri hiç mi demiyor? Kardeşim kayıt varsa sana nereden geçti? Lan biz istihbaratız. Bize geçmeye kaç. Sana nereden geçiyor? İstihbaratın içinde sana e, hani seni ağırlayanlar mı var? Seni sana mesaj verenler mi var? Sana bilgi aktaranlar mı var diye. Sorun hesabını. Ya ince ince manipülasyon. ince ince manipülasyon. ince ince manipülasyon. Sosyal medya algısı. Sosyal medya algısı. Ya ülke futbolu nereye gidiyor ya? Ya Ali Koç'a küfürler ediliyor. Giden gidip onu şey yapıyor. Ya Galatasaray stadyumda Lale Orta denen bir kadına küfürler ediliyor. Ha sokak ortasında kadını öldürmüşsün. Ha tecavüz etmişsin. Ha bunu yapmışsın. Ne farkı var? Kadın dernekleri neredesiniz? Niye kuma gömüldünüz? Kimden korkuyorsunuz? Desene de bir kadın at stadyumda niye küfür edilir? İyi de hocam her maçta analara küfür ediliyor. Analara küfür ediliyor ama bu kültürü yayanlar da sizlersiniz. Galatasaray stadyumda küfür edildiği zaman cart ceza. a kaldırdık Fenerbahçe derbisi var derseniz böyle olur. Galatasaray teknik direktör oramı çekme buramı çek deyip cinsel organını gösterip siz onu imparator diye başınızın tepesinde tutarsanız evinizden içeri sokarsanız olacağı bu. Ne demek ya milyonların önünde öyle bir hareketi yapmak ne demek ya. Ben yapsam bugün beni var ya beni bugün tam teşekkürler hastanede şeye sokarlar teste sokarlar. Bu herif kafayı yemişler derler lan böyle bir cümle kurulur mu derler. Neyse Selahattin Vaki, Ahmet Ketenci ve Burak Çağlan Kızılhan PFDK'ya sevk edilmiş. Sevk edilme maddelerinin hiçbirinde Cumhurbaşkanı'nın adını kullandığı yok. Zaten geri zekalı olan geri zekalı bile bilir ki orada yayıncı kuruluş var. Bir sürü taraftar var. Fenerbahçe Yedek Kulübesi'nin arkasında Ankara Gücü şeyi falan var. teknik ekibi işte genç takımı şunu bunu. Zaten gol sevincine dikkat edin orada bir sevinme yok. Çünkü orası hep oraya ayrılır. Lan kayıt altına alırlar kameraya çekerler bu ortalığa düşse ama yok. Uzun lafın kısası çirkin kötü ceza atan Fenerbahçe 36. madde uyarınca hakem soyunma odası koridorları sportmenliğe aykırı hareket falan filandan da yöneticilerimiz e, sevk edilmişler. Muhtemelen de ceza alacaklar. Şimdi gelelim transfer haberine. Şöyle güzel bir intro vereyim de öyle geçeyim olmaz mı? sevgili arkadaşlar Fenerbahçe'de transferde bir şok yaşanıyor diye haberi belirtmiştir. Şimdi gelecek sezonun kadro yapılanmasına başladık. Gözümüzü de İngiltere Premier Ligi'ne çevirdik. Hocam bir şey soracağım ya. Biz niye Premier Ligi'ye gözümüzü çeviriyoruz? Sen olsan nereden alırsın? Ben olsam Alman Ligi'nden alırım. Alman Ligi'nden bize gelip de tutmayan çok az futbolcu var. Ya da bizim büyük beklentiler içine girdiğimiz o yüzden tutmadığını iddia ettiğimiz çok az futbolcu vardır. Yani İlla ki kötü futbolcular vardır. Hani e, ama biz Alman liginden gelen futbolcular çok zirvede görüyoruz. Bak Alman liginden gelenler bizde tutuyor. Genelde tutuyor. Yüzde yani yetmişin üstü diyelim. İngiltere liginden gelenler de bizde yüzde yetmişin üstünde tutuyor aslında biliyor musunuz? Mesela bir Şikirtel'i e hatırlayın. Bir mesela Meyreleş'i hatırlayın. O Meyreleş İngiltere'den mi geldi? Yok Suriye'den geldi. Hocam o zaman altı sıra Ya hani bizim İngiltere'ye çevirme sebebimiz bu. <laughs> İyi hocam Slimani bizde iş yapmadı. Ya Öyle bir beklentiye girdik ki 60 tane gol atar beklentisi. Ay, ay bizde iş yapmadı. Yaptı. Gol asist sayısına bakın. Moses bizde iş yapma diyorsunuz. Bakın gol asist sayısına. Bizde birçok isim iş yaptı aslında. Bak bize genelde İtalya'dan gelenlerde bir çürüklük olmuyor. Bir tek Krasiç'te sorun yaşadık ama Krasiç'te belli yani bilemeyeceğim bir durumu vardı. Onun dışında şöyle bakıyorsun yani İtalya, İngiltere bize yarıyor sanki ya. Son dönemlerde de Portekiz'den gelenler bizde iş yapıyor gibi. Neyse. Biz İngiltere'den iki tane ismi listeye aldık. İki tane ismi listeye aldık aslında. Kimi aldık hocam? Birincisi Greenwood. Mason Greenwood arkadaşlar. Ya hocam bırak o sapı şöyle böyle. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Siz Icardi'yle ilgili Galatasaray taraftarının hiç sapık cümlesi kurduğunu duydunuz mu? Duyamazsınız. Ya isterse kendilerine gelsin yapsın. Duyamazsınız. Yani kendi akrabalarına yapsın duyamazsınız. Herifler öyle bir kolluyorlar ki futbolcusunu. Öyle bir arkasında duruyorlar ki. Biz çöp. Şu çöp. Bu çöp. Bunun anası da çöptü. Bunun babası çöpçüydü. Bu kağıt topluyordu. Bu mendilciydi falan. Ya biz çöpleme merakındayız. Marjinal olduğunu düşünen Fenerbahçe düşmanları yüzünden. Daha futbolcunun adı anılıyor. Çöp. Ben söyleyeyim bak yaz. Şimdiden söylüyorum diyor. Gelirse kesin diyor. Tutmaz bizde. Lan ağzını bir hayra açılan pis herif. Geliyor tutuyor ne yapıyor biliyor musunuz? Ya ben o gün işte temkinli yaklaşmıştım. Sen temkinli yaklaşmadan Sen kıvırıyorsun. Sen dansözsün. Senin gibi Fenerbahçe'li olmaz, olmaz olsun. Sizin gibi Fenerbahçe düşmanları başka düşmanlara hacet bırakmıyor. İyi de hocam polyanlacılık mı yapalım? Gelmeden aa bu kesin süperstar olur. Hocam sen de Gustavo Henrique gelmeden dedin. Bak dedin Arao'yu Arao da ben çöpledim. Bilginiz olsun. Niye çöpledi dedim ki istatistiğine bakın. Bu adamın ikili mücadele kazanma yüzdesi çok düşük. Bu bizim ligde tutmaz. <laughs> ha 8 numara olarak oynatacaksak tutar. İkili mücadeleye bırak bir tane ön libero girsin. Bak Crespo ön libero Arao'ya 8 oynasın. Salak Jesus. Arao'yu 6 Crespo'yu 8 yaptı. İkisinin de performansı düştü. Salak Jesus. Crespo'yu 6 yap. Ön libero. Arao'yu 8 yap. Top dağıtıcı. Bak o zaman Arao'ya aşık olursunuz. Bak o zaman Arao Mehmet Aurelio olur. Harbi söylüyorum. Ben gelmeden dedim bu adamdan 6 olmaz. Bu adamın kil mücadele yüzdesi çok düşük. Top kazanma yüzdesi çok düşük. Ama asist sayısı çok yüksek. Bu adamdan iyi 8 olur diye. Israrla arkasındayım. Başakşehir maçı. Koy Crespo'yu 6'ya. Ön liberoya. Arao'yu koy 8'e. Top dağıtıcı. O oh, hocam Arao'yu 8 oynatmıyor. Crespo ön libero. İsmail 8 o zaman. Başka şansın yok. Şimdi Greenwood için de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bakın Greenwood bir e, sürpriz yumurtadır. Şapkadan çıkacak tavşandır. Belki de ejderhadır. Niye? Adı bilmem skandallarla anılmış. Şunu yapmış bunu yapmış. Yaşı daha 21. Transfer market değerini bile kaldırdı. Niye? Çünkü çok tepki var. İşte tecavüz şu bu falan bir sürü şeyle anılmış. Oyuncunun kariyerine bakın. 2 senedir top oynamıyor. 176 maç 79 gol 24 asit 11.284 dakika. Premier Lig'e e bakalım. 83 maç, 22 gol, 4 asist, 4528 dakika. Bu risktir. Bu kumardır. Ama atılabilir zardır. Biz talibiz. Aynı zamanda Milan'da talip arkadaşlar. İtalyan basınından gelen haberlere göre Milan'da Manchester'a teklif yapacak. İngiliz, İngiliz ekibi Manchester kararını veremedi. Futbolcu şu anda çürümeye bırakıldı. Biz aslında devre arasında güzel bir teklif yaptık. 8 milyon euroya kadar bonuslu sonraki satıştan pay maddeli bir teklif yaptık. Manchester kabul etmedi. Manchester futbolcunun kariyerini bile bitirme peşindeler. Çünkü nasıl anılabilir diyorlar. Ee, bizde olsa Bizde neydi bir tane takımın futbolcusu mücevher kaçakçılığı mı ne yapıyordu? Üstünü kapattılardı. Ben hatırlıyorum. Öyle söylenirdi. Mücevher kaçakçılığı yapıyordu. Sonra kapatıldı. Tanju Çolak yanlış hatırlamıyorsam bir araba ticareti mi ne vardı zamanında? Ama o zamanlarda bir şeyler işliyordu mesela. Ceza almıştı sanırım. Ha çeşitli şeyler var ya. Greenwood için biz istekliyiz. Bizim listemizde. Ancak olur mu olmaz mı? Şu an Manchester kimseye verme derdinde değil. Ha şunu söyleyeyim. Satın alma opsiyonunu kiralık verirse bir numaralı aday biziz. Çok da net konuşuyorum. Bir numaralı aday biziz. Direkt satarsa. Sözleşmesini fesh ederse bir şey diyemem. Ama şunu belirteyim. Eğer Jesus kalır, Greenwood gelirse dünyanın Fenerbahçe'den mesaj gelmiş. Futbolda İstanbul Spor basketbolda. Ha. Dünyanın sayılı futbolcularından birine tekrardan dönüşür. Hocam kimse almaz ki. Almasın. Bir şey söyleyeceğim. Messi'nin 17 yaşındaki halini, Cristiano Ronaldo'nun 17 yaşındaki halini alalım. Biz de 18'e girsinler ama hiçbir Allah'ın kulu ömür boyunca transfer etmesin ve aynı katkıyı versinler. Kabul müsünüz? Hocam bunu kabul etmeyene eşecektir diyeceğinizi duyuyorum. Bu ilginiz olsun. İkincisi Fenerbahçe aradığı ismi Chelsea'de buldu. Dünya yıldızı imzayı atıyor. Oo. Dünya yıldızı imzaya atıyor. Bak. Şimdi başlık bu. Bu benim haberim değil. Ama diyeceksiniz ki ee, hocam sen konuşuyorsun sonuçta. Arkadaşlar bak ben haberi moda mod okumuyorum. Biraz atlatıyorum şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Crespo ve Zaitsen takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Şimdi bu haberin ben detayını söyleyeceğim size. Fenerbahçe Chelsea'de forma giyen Yıldız için devreye girdi. Haberin özeti şu. Zaitsen ve Crespo'nun gitme ihtimali var. Buna yok diyen kafasızdır. O ayrı mesele. Şimdi Ali Koç ve Kurmayları da çalışmalarını son hız sürdürüyor. Ben size bir şey söyleyeyim. Transfer sezonu başladı. Kütür kütür başladı. Hocam da hali koçun geleceği belirsiz. Cihaz uzun geleceği belirsiz. Size göre belirsiz. 15 lira paraya kıyıp bir aylığına üyelik alırsanız görürsünüz neler belirsiz. İyi e hocam bize de ver duyumları. İlgilenmiyorsunuz ki. Ben ne zaman duyum videosu atsam daha az izleniliyor. Sizlik sıkıntı. Hocam iyi de biz merak ediyoruz. Merak ediyorsanız yazın yoruma. Hocam ben şunu merak ediyorum diye yazın. Hatta ben arada sırada post açayım. Transfer'e dair sorularınızı buyurun yazın diye. Ya arkadaşlar. Orma da atlıyorsunuz. videosu çekiyoruz. Bin kişi izlemiş. Ya böyle bir rezalet yok. Ben anlamıyorum. Daha ne yapılması lazım? Ben ama golvar.com'a yalvardım. Rica ettim. Araştırıyorlar. Her canlı yayında 50 kişiye üyelik hediye edebilirler. Şimdiden itibaren asılın. Video izlemeye asılın. Bak transfer sezonu girdi. Kıpır kıpır. Topluluk kısmı yanıyor. Alev aldı. Sürekli duyumlar var. Gecenin ikisinde duyum atıyorum. Üyelik alacaksanız alın. Bak Nisan. Nisan bugün alırsanız hani bir sonraki ayın 18'ine kadar 15 lira veriyorsunuz sadece. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'e de alın. 6 aylığına 90 liranızı harcayın. 90'a değil 900 liraya değer yakında görürsünüz. Ha ya şunu da belirteyim. Duyum kaynaklarından bazılarını tartıştım. Bazı meselelerde. Duyumlar çok azaldı. Ama azalması bile yetiyor bence. Ama belli olmaz. Belki de tekrar barışırız. Artabilir. Yine Fenerbahçe George Jesus'un raporu var. Şunlar şunlar eksik. Şu mevkilere takviye istiyorum diye. İyi de hocam. Jesus'un geleceği garanti mi ki? 15 lira ver. Cimrilik etme. ineklik etme. Taksi tut. İETT. Ee, yani dikkat edin. Yani uyarayım. Crespo ayrılık ihtimaline karşılık Jesus bir isim önüne getiriliyor. Masaya konuluyor. Cesur da diyor ki olur diyor. Olur olur yeriz diyor. Kim o isim? Ruben Loftus cheek Hadi lan Ruben Loftus cheek Fener'e nasıl gelecek? Oğlum şiir yazmıyoruz. Adam gibi izleyin şu videoları. Şimdi İngiltere Premier League devi Chelsea'de forma giyiyor. Orta sahada Fenerbahçe'nin e, bir hedefi var. Kütülük eriği gibi bir 8 numara. Şimdi ben bunu sürekli üyelere söylüyorum. Üyeler diyor ki ya kim o 8 numara? Şimdi bunu duyduktan sonra üye arkadaşların gözleri büyüyecek. Diyecek ki hocam olabilir. Üstüne basa basa bağıra çağıra bir şeyler anlatıyordun. Bu o olabilir diyecek. Şimdi futbolcunun piyasa değeri 25 milyon euro. He hocam çok alırız. Boy 1.91. Ben bundan şüpheliyim işte. 1.91 boy ee, bir orta saha için sıkıntı. Merkez 8 numara bu arada bilginiz olsun. Opsiyon hakkı var. 2024'e kadar sözleşmesi var ama bir yıl opsiyonu var kulübüyle. Chelsea'nin altyapısından çıkmış. Bir tek Fulham'a kiralık gitmiş. Arkadaşlar Fenerbahçe yönetimi 8 milyon euro civarında bir bonservis ile bu futbolcuyu almak istiyor. 8 milyon euro civarı bir bedelle almak istiyor. Bilginiz olsun. Oyuncuyla bir küçük bir temas kurulmuş. Türkiye'ye gelir misin? Neden olmasın? Demiş hani Kapıları kapatmamış hani olabilir. Duruma göre bakarız. Hani bir ana anam gele bir sorayım. <laughs> ne derler? Hani anam gilden bir onay alayım. soruçta işte, ana baba hakkı kutsaldır demiş. Şimdi Chelsea yeni sezonda o bölgede değişim ekleyecek. Chelsea ile bizim muhteşem bir ilişkimiz var. Bak muhteşem bir ilişkimiz var. He hocam Ali Koç'un başkan arkadaşları vardı. Barcelona'yla da vardı. Yok bu sefer bana güvenin siz. Ali Koç'a değil bana güvenin. Chelsea ile muhteşem bir ilişkimiz var. Chelsea'den biz belki de birden fazla futbolcuyu alabiliriz. Şimdi kolaylık sağlayabileceklerini de belirttiler. Bu sezon 28 maça çıkıyor İngiliz orta saha. Sadece bir asisti var. Güncel piyasa değeri 25 milyon euro. Fulham Crystal Palace formaları da gidiyor. Ben Crystal Palace'ı evet kiralamış oraya da kiralanmış. İki takımın da formalarını, yani üç takımın da formasını giymiş. Ülke milli takımında da görev alan Loftus Çek 10 milli maçta boy göstermiş. Hocam sen bu transfere ne dersin? Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe bir tane kütürük eriği gibi kanat alacak. Bir. Bir tane kütürük eriği gibi forvet alacak. İki. Bir tane kütürük eriği gibi 8 numara alacak. Üç. Bu kütürük eriği bu arkadaş olabilir mi? Bunun taktiğini size bırakıyorum. Ne dersiniz? Kütürük eriği gibi mi bu arkadaş? Yani Aldın mıydı şöyle Süper Lig'de orta sahaları silip süpürecek adından söz ettirecek sezona damga vurabilecek orta saha mı bu bir. İkinci de, hocam bir 8 milyon lirayı nereden buluyoruz? Crespo'nun talibi vardı. 8 milyon euroya. 8 ver, verdi. Biz 12 istedik. Yazın tekrar görüşme olacak. Bir şey söyleyeyim. 12'ye Crespo'yu. 8 değil de 6'ya da bu arkadaş alsak. 12'ye Crespo'yu verip 6'ya bu arkadaş alsak. Son yıllardaki kim minciyi 18'e sat. 8 tane çöp al diyorsunuz ya. Bu mantık dönmüş olur mu? Kabul eder misiniz? Bak bir daha söyleyeyim net. 12'ye Crespo'yu satsak. Zayt'sı uzatsak. Sözleşme uzatsak. 6 milyon euro bon servis verip bu arkadaşı alsak okey misiniz? Ben beğeni sayısına bakacağım. Desteklerinize bakacağım. Arkadaşlar bakın 29.500 olmaya birkaç kişi kaldı. Israrlı bir şekilde abone olmuyorsunuz. Ayıp. Fenerbahçeli kardeşinize destek olun. Bak memnun kalacaksınız. Şu anda sezon devam ettiği için sadece maçları şunu bunu konuşuyoruz ama transfer sezonu diyeceksiniz ki lan daha önce niye abone olmamışım diyeceksiniz benden söylemesi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.